Şimdi hattımızda Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk var. Merhabalar efendim. Merhabalar Serhat Bey. Hocam bizi böyle yeniliklerden, toplum konusundaki yeniliklerden sık sık haberdar ediyorsunuz. Size bunun için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizi dinlemek büyük keyif veriyor bize. Şimdi son çalışmanızı da dikkatle okudum, dikkatle inceledim. Toplum 5.0 diyorsunuz. Biz endüstri 4.0'a daha yeni yeni alışmaya çalışırken bir anda karşımıza toplum 5.0 çıktı. Neden diyorum hocam? Ay çok teşekkür ederim Serhat Bey. Benim için de her zaman sizin programımıza katılmak çok keyifli. Aslında toplum 5.0 yani gelmesi öngörülemeyen belki ama hani bir yandan da oraya doğru koşar adımlarla gittiğimiz bir nokta. Dediğiniz gibi Endüstri 4.0'a bütün toplumlar aynı anda geçmedi. Çünkü aslında şöyle bir matematiği vardır. Şimdi çok kısa anlatayım isterseniz. Lütfen. Şimdi bizler aslında tarih sahnesine çıktığımız zaman insanlık olarak bir avcı toplayıcıydık ve bu toplum 1.0'a denk geliyordu. Sonra birlikte yaşamaya başladık. İşte tarım, hayvancılık, değil mi? Bitkilerle ilgilendik. Şimdi ilk şehirleri kurduk derken toplum 2.0, o tarım dünyasını kastettik buna da. Sonra şehirlerde endüstri devriminin etkisiyle işte buharlı makineler, işte seri üretimle karşımıza daha bireyselleşen bir sanayi devrimi sonrası toplum çıktı. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren de bilgisayar teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle de aslında endüstri 4.0 ya da toplum 4.0 dediğimiz toplum inşasının içinde bulduk kendimizi. Ama tabii bugüne kadar gelen bu süreçte bazı kusurlar, riskler, eşitsizliklerin olduğu, yani toplum refahının eşit derecede dağılmadığı, herkesin aynı imkanlardan faydalanmadığı bir hal durumda oluşmuş oldu. Bu yüzden toplum 5.0 dediğimiz şey aslında biraz bir ülkü, bir ideal gibi. Süper akıllı toplum diyor Japonlar buna. Zaten evet. 2016-2017 gibi Japonya'da bir toplantıda ortaya atılmış bir kavram. Artık biraz daha işte kaynaklarımızı israf etmeden nasıl kullanırız? Toplumdaki farklı yaşlarda, farklı sosyoekonomik statüdeki insanlar için nasıl bir eşitlikçi refah söylemi oluştururuz gibi. Yani aslında refahın yeniden dağıtılması ve mevcut sistemdeki eksikliklerin nasıl çözüme kavuşturulabileceği üzerinden bir soru toplum 5.0. Süper, süper. Peki bu biraz da hani olan bir şey değil. Hani mesela bilgisayarın çıkmasıyla beraber toplum 4.0 dedik ama bu biraz da olmasını idealize ettiğimiz bir toplum düzeni gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Evet, doğru. Yani mevcutta var mı bu toplum düzeni? Hayır, yok. Yakın bir zamanda olabilir mi? Bu da biraz aslında soru işareti. Ya, tabii ki bu bir ideal şu anda. Japonya neden bunu hani ortaya çıkarabilmiş oldu? Görece toplumunda yaşayan kişilere biraz daha yakın, en azından eşit demesek de yakın bir ekonomik güç sağlayabilmesi. Biliyorsunuz dünyada mesela yaşlı nüfusun çok yoğun olduğu bir yerdir Japonya, ama hani Japonların toplumun dışındaki öteki olmadığı, izole olmadığı, tam tersi hayatın içinde olduğu bir toplum düzeninde kurmuşlardır aynı zamanda. Bu yüzden orada gerçekleşebilmesi biraz daha olası geliyor. Ki hani bir yandan da teknolojik gelişmeler de çok yoğun. Yani işte hani robot ve insan birlikteliği, işte ne diyelim, örnek verelim mesela, çok yaşlı birisi var, hastaneye bile gidecek durumda değil ama hani öyle bir sistem kuruluyor ki evin içine, bir şekilde hastaneyle, en yakındaki sağlık merkeziyle bilgileri gidebiliyor o merkeze ve hani olduğu yerden hizmet o kişiye gidiyor. Şimdi burada evet olması biraz daha ihtimali yüksek. Ama diğer yandan da bu aslında Birleşmiş Devletler'in yapmış, o Birleşmiş Milletler'in bir 2030 kalkınma hedefleri listesi vardır ve 17-18 tane de alt başlık var altında. Yani işte yoksulluğa son vermekten tutun da nitelikli eğitime kavuşmak veya işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek gibi bir sürü alt başlık var altında. Hadi ya, olacak şeyler mi? 2030 burada zaten, 9-10 sene sonrası. Tabii ki çok güç buraya ulaşmak. Çünkü zaten hali hazırda... Şunu merak ediyorum ben şimdi. Sosyolojiden hani birazcık yola çıkacak olursak, hani ben böyle ucundan geçmiş bir insanım, sizin gibi sosyolog değilim. Ama şöyle, hani genelde sosyoloji
olanı anlatırdı. Olması gerekeni idealize edip önümüze koymazdı. Bu böyle bana biraz değişiklik gibi geldi. Farklı bir bakış açısı gibi geldi. O bakımdan biraz şaşırdım. İkincisi de hani bu toplum 5.0'a doğru gidişat adımları sizde var mı? Ya da sosyolojinin alanına girer mi bu? Tabii girmesi lazım. Aslında şu anda toplumu en çok anlayabilecek kişiler sosyal bilimciler, sosyologlar başta olmak üzere. Çünkü hani yani teknolojide, finansta, sağlıkta, işte tarımda yenilikler yapılıyor. Evet, bir sürü afetlerle, bakın işte pandemi gibi krizlerle karşılaşıyoruz. Bakın bir sürü öngörülemeyen şeyler de bunlar. Yani bir iki yıl öncesinin hayatımızı düşünelim. Böyle bir hayat yaşayacağımızı hiç kimse hayal bile demezdi. O yüzden dediğiniz gibi genelde hani anın fotoğrafını çeker sosyoloji çalışmaları, ama bir yandan artık hani daha fütüristik bir bakış açısıyla nereye doğru evrileceğini, yani ve o giden noktada nasıl önlem alınacağını toplum bilimcilerin bir anlaması ve hani bu konuda bir şey yapması gerekiyor. Çünkü şey artık hands on dediğiniz olaya bizzat kendi de girebilsin diyorsunuz yani. Yani şöyle bakın, mesela küresel ısınma yıllardır konuştuğumuz bir şey değil mi? Yani hani bunun çeşitli sebepleri var. İşte iklim hareketliliğini olumsuz etkilediğini biliyoruz. Egzozlar, işte fosil yakıtlar, sera gazı etkisini biliyoruz. Okyanusların donmadığını biliyoruz. Ama artık bunlar belgeselde izlediğimiz bilgiler gibi kalmamalı. Yani demeliyiz ki biz de taşın altına elimize koyup, yani işte akademi, iş dünyası, teknoloji, işte finans sektörü bir araya gelip ne yapabiliriz? Çünkü artık hani gerçekten kaynaklara göre insan nüfusu, popülasyonu çok yüksek ve gittikçe de böyle eşitsizlikler de derinleşiyor farkındaysanız. Yani işte pandemide bunu çok iyi, hani yakinen zaten gördük. Bu yüzden de bir şey yapmak ihtiyacı ortaya doğdu. Evet. Ve bu artık bu ihtiyaçları da karşılaması lazım. Bilimin de, yani bilim insanlarının da belki farklı bakış açısıyla bunun içine girmesi lazım. Mesela sizin bu noktaya ulaşmak için hani siz olarak fikirleriniz var mı? Yani şunu yapmalıyız, hani öncelikli olarak şu adımları atmalıyız dediğiniz bir şeyler var mı hocam? Tabii birçok şey var. Önce bir zaten aslında biz yakın zamanda bir çalışma yapmıştık Serhat Bey. Belki hatırlarsınız, böyle bir Türkiye genelinde bir güven araştırması yaptık. Tabii şu anda Türkiye'de en çok insanların hani sözüne güvendiği kişiler başında akademisyenler ve bilim insanları geliyor. Ki bu tüm dünyada bu böyle. %60'dan fazla çıkmıştı bizde rakamlar. Ya demek ki bilim insanları evet tabii ki bilim üretmek çok değerli, çok kümülatif bir şey bilim. Hani geleceğe bırakıyorsunuz, ama sadece akademik arenada değil. Yani fırsat bulabildiğimiz her yerde bunları anlatmamız gerekiyor. Birinci adım bu. Bence hani bunu kişisel fikrimi sorduğunuz için söylüyorum. Tabii ki. Sonra hani gerçekten bu işbirliklerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Mesela akademi ve iş dünyası arasındaki işbirliği, bu fonların aktarılması, bütçe çıkması araştırmalar için. Çünkü yani insanlar katkı sağlayacak şeyler neticede bunlar. Diğer yandan bu, yani medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık toplumun her seviyesindeki, her yaşındaki insan için bunların verilmesi gerekiyor. Bunların anlatılabilmesi gerekiyor. Bilgi akışının sağlanması değerli. Bir yandan bu kadar çok böyle dijital dünyanın içindeyiz, ama bu da böyle kendi içinde bence çok ciddi siber güvenlik zafiyetlerini de doğuruyor. Siz zaten bu konuda hep konuşmalar da yapıyorsunuz. Evet, çok evet, değerli evet, yayınlar yapıyorsunuz. Bu konuda gerçekten dikkat etmemiz lazım. Yani bu işte sanal temassız ödemelerden tutun da işte bütün bu bilgilerimizi girdiğimiz, kullandığımız kişiselleşmiş teknolojilere kadar, bu konuda da biraz hani hem uyanık olmak tabiri caizse, hem de gerçekten bu bilişsel hukuk alanındaki çalışmaların da gerçekten hani bir an önce iyi adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Çünkü hani bu tarz dönüşümler toplumun her kısmını, her tarafını etkileyecek dönüşümler. O yüzden hepimizin buna hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Vallahi dört gözle öyle bir idealize ettiniz ki gerçekten böyle gelirmiş hissiyatı uyandı bende. Yani Japonlar buna Keidanren diyorlardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Evet, Japonya'da ilk ortaya çıktı. Çünkü hani orada biraz daha aslında bu şey kontrol edilebilir, sürdürülebilirliği var. Bir de onlar aslında hani birkaç tane, şimdi yaklaşık 30 sayfalık bir rapor yayınladılar yakın geçmişte. Birkaç tane de alan seçtiler. Mobilite mesela başta geliyordu. Yani toplu ulaşım ağının diyelim ki ülkenin her yerine
ulaşabilmesi ve buradaki işte hedeflenen bir karbondioksit emisyonun azalması. Yani nedir bu? İşte akıllı arabaların yapılması değil mi? Benzin yerine işte elektrikli arabalara geçilmesi. Veya sağlık, kişiselleştirilmiş sağlık, bunlar çok önemli. Akıllı tarım çok çok önemli bu arada. Yani bunu herkes söylüyor. Bütün bilim dallarındaki insanlar söylüyor. Yani şu anda gelecekte işte havanın tahmin edilmesi, suyun ısımını optimize etmek, işte özellikle evet, evet, gıda üretimi konusunda arz ve talebi dengeleyip israfı azaltmak mesela çok çok önemli. Bunlar böyle atılacak küçük adımlarla da yapılabilecek şeyler. Bir yandan da hani sürekli afetlerle karşı karşıyayız aslında. Yani bu salgınlar mesela veya işte tsunami'lerden tutun depremlere kadar. Ya bu tarz yani doğa bir şekilde kendini yeryüzünde böyle bir etkin bir şey, güç sadece kendinin olduğunu bize zaman zaman sık sık hatırlatıyor. İnşallah evet, biz şöyle bir şey demeyiz. Mesela 4G'den 5G'ye geçerken bizim yönetim takımı şey demişti. Ya yani 3G'den pardon 4G'ye geçerken demişler ki ya 4G'ye geçmeyelim direkt 5G'ye geçeriz. Hani arada bir şeyi atlayalım demişlerdi. İnşallah evet, biz toplum 5G'yi atlayalım da toplum 6'dan yakalarız ya falan demeyiz. Böyle bir şey de çok hoş olmaz herhalde. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Gerçekten de bir yeni bir ideal kapısı açtınız kafamızda. Toplum 5.0'a doğru hep birlikte gidelim. Çok sağ olun efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Size güzel yayınlar diliyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun.